Şimdi şu görüntüyü bir verelim arkadaşlar arkaya. Ekrem İmamoğlu seçim otobüsünde konuşurken çekilen görüntüye. Şimdi bugün bu mitingin yapılacağı yere, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı, bir sesi alalım önce, alalım sesi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı belediyenin otobüslerini yığdı. Ekrem İmamoğlu'nun miting yapacağı yere otobüsler yığıldı. Neden? İnsanlar oraya gidemesinler, orada toplanmasınlar diye. Sonra Ekrem İmamoğlu bu konuyla ilgili tweet attı. Kemal Kılıçdaroğlu tweet attı. Cumhuriyet Halk Partisi kurmaylarından başka Millet İttifakı'nın paydaşlarından da Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok sert tepkiler gelince o otobüsler oradan kaldırıldı. Yani gerilim, bir gerginlik sabah saatlerinden beri var esasında Erzurum'da. Sonra Ekrem İmamoğlu gitti bu meydana, otobüslerin kaldırıldığı bu meydana gitti, seçim otobüsünün üzerine çıktı ve konuşmaya başladı. Sevgili Erzurumlar diye başladı. Bakın bu taşların artık atılmaya başladığı anda kaydedilen bir görüntü. Taşlar artık otobüsün üzerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na doğru gelmeye başlamış. Parke taşları. Bağlandık az önce ana haber bülteninde. Erzurum'a bağlantı yaptık. Parke taşlarının atıldığını söylediler. Otobüsün halini de gösterdik. Ona da birazdan bakarız. Taşlar gelmeye başlayınca Ekrem İmamoğlu valiye sesleniyor. Polislere sesleniyor. Orada polisler var ama sadece izliyorlar, müdahale etmiyorlar. Bakın, Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da bir miting yapmasından, bunun sağlanmasından, güvenliğin organize edilmesinden sorumlu olan o kentin valisi ve emniyet müdürü. Ekrem İmamoğlu oraya gidecek, Erzurumlular gelecekler, isteyenler dinleyecekler Ekrem İmamoğlu'nu. Polis de güvenliğini sağlayacak. Erzurum valisi de bundan sorumlu ama Ekrem İmamoğlu otobüsün üzerinde polislere seslendi. Polisler dedi, bakın her şey gözünüzün önünde oluyor ve müdahale etmiyorsunuz dedi. Müdahale etmedi polis. Etmedi. Şimdi bir dinleyelim, biraz açalım sesini. Ekrem İmamoğlu o taşlar gelmeye başlayınca ne dedi, sonrasında ne yaptı? Sevgili dadaşlar, Nene Hatun'un torunları merhaba. Merhaba Erzurum. Kazım Karabekir'in şehri, Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri. Merhaba. Merhaba. Bağımsızlığın ilan edildiği yer, özgürlüğün ilan edildiği yer. Merhaba. Sevgili Erzurumlular, insanlar bazen gaflet ve dalalete düşebilirler. Bir avuç insan ne yazık ki kalplerini buzla kaplamış olabilir. Buna asla aldırış etmeyin. Onlar bir süre sonra pişman olacaklar. Onlar, yuğlamayın. Onlar bir süre sonra pişman olacaklar. Tabii bize ne düşüyor biliyor musunuz? Bize sevgi, bize barış, bize huzur, bize bolluk, bize bereket sözleri düşüyor. Siz bunu kullanın, bunu konuşun. Sevgili hemşerilerim, seyreden polisler, biz de sizi seyrediyoruz. Bunu seyreden polisler, biz de sizi seyrediyoruz. Seyreden polisler, bu şehrin valisi, emniyet müdürü, biz de sizi seyrediyoruz. Devam edin. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Bakın, bakın, ekonomik kriz, yoksulluk, fakirlik, Erzurum kişi başı düşen gelirde Türkiye... Ekrem İmamoğlu'nun konuşması böyle devam ediyor. Bakın, arkada Ekrem İmamoğlu'nun korumaları şemsiye açmışlar. Çünkü taş geliyor arkadan. Arada şemsiyelere bir darbe geldiğini fark ediyorsunuz zaten. Bakın, Murat Ongun yanında
İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya 2000'den arkadaşlar var orada. Benim bildiğim, tanıdığım. Onlar da sırtlarını Ekrem İmamoğlu'na dönmüşler, etrafa bakıyorlar. Bir taş geliyor mu bu tarafa doğru diye. Yani orada bir endişe hali var seçim otobüsünün üzerinde. Sonra taşlar gelmeye devam ediyor. Saldırının dozu artıyor. Atılan taş sayısı artıyor. Ekrem İmamoğlu mitingi bitirme kararı veriyor. Çünkü orada mitinge katılanların can güvenliği de söz konusu. Yani söz konusu olan sadece Ekrem İmamoğlu ve onun yanındakiler değil. Ekrem İmamoğlu mitingi bitirme kararı alıyor, otobüsten aşağı iniyor ve otobüsle birlikte oradan ayrılıyor. Sonra ilk önce işte Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum Havalimanı'na gittiği ve oradan ayrıldığı, işte saat 8'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacağı haberi geldi. Ama sonradan anladık ki hayır, Ekrem İmamoğlu 15 yaralı var değil mi Gökhan Bey? 15 miydi? Size... Tam sayısı 13-15 oldu söyleniyor ama evet, vali bir... henüz açıklama yapmadı bu konuda. Yaralı var demiş ki Ekrem İmamoğlu, yaralıları ziyaret etmeden... Ben yaralıların durumu ile ilgili bilgi almadım ve onları ziyaret etmeden Erzurum'dan ayrılmayacağım bilgisini verdi. Bilgisini verdi. Bunu hala verdi. Erzurum'da yani. Havaalanında bekliyor şu an. Tamam, bu arada bir yaralıyı ziyaret mi etmiş arkadaşlar? Ekrem... Heh, bir gör... Tamam, verelim. Verelim bir o görüntüyü. Ha, telefonla görüntülü olarak konuşuyor. Sesini açalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar sesi ayarlamaya çalışıyorlar. Ekrem İmamoğlu yani ses de var videoda. Tekrar bir baksınlar. Birazdan döneriz buna. Kemal Kılıçdaroğlu da. Ha efendim? Tamam, dinleyelim. Yetkililerin suçudur. Tamam. Onun için sana geçmiş olsun başkanım. Allah korusun sizi. Suçlu. Çok çok teşekkür. Allah korusun sizi. Hadi sağ olun. Gerekirse gözaltı yapacak bize. Olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür. Sağ ol, var ol. Ne yazık ki başına taş geldi. Lütfen yapın, o insanlar orada biraz tehlike görmesin. Evet, Ekrem İmamoğlu yaralıların durumu ile ilgili bilgi almadan Erzurum'dan ayrılmayacağım dedi. Bir yaralıyla yaptığı görüntülü telefon konuşmasının kaydı da böyle.